MHP 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler için hazırladığı beyannameyi kamuoyuyla paylaştı. Ve çiftçimizin canını yakan mazot, herkes duysun ki 1 lira 75 kuruş olacaktı. Ankara Arena Spor Salonu'nda yaklaşık 1,5 saat partililere ve seçmenlerine konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasının ilk bölümünde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a yüklendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun milliyetçi söylemlerine tepki gösteren Bahçeli, PKK ile müzakere edenlerin nankör olduğunu söyledi. Nankördür, riyakardır. Sayın Davutoğlu, senin cibiliyetin, cüssen, cesaret, cüretin ve müktesabın milliyetçilikle ilgili konuşmaya el vermeyecek, bu iş senin boyunu fersah fersah açacaktır. Bahçeli başkanlık sistemine tepkiliydi. Erdoğan'a yeni koltuk imal etmeyecektir. 7 Haziran'da Türk milleti kaderi ve sorunları için tercih yapacak, ihanet lobisiyle, kriz ve lekeli kadrolarla yolunu ayıracaktır. Gündeme ilişkin konuşmasının ardından vaatlerini sıralayan Bahçeli, asgari ücretin 1400 olacağını söyledi. Beyannamede cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ve cemevlerine devlet yardımı da bulunuyor. İnanç ve kültür hayatımızın bir unsuru olan cemevlerine devlet yardımı yapılacaktır. Bahçeli vaatlerini sıraladı. Esnaf ve sanatkarlarımızın hastalık ve ayakta tedavi sürecinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri konusunda düzenleme yapılacaktır. Büyükşehir sınırını mülki sınır yapan düzenlemeyi kaldıracağız.